Narin Güren cinayeti basına mal olduğu için, insanlar bunu gündemleştirdiği için biz bunun farkına vardık. Neredeyse her gün buna benzer bir cinayet işleniyor. Buna benzer bir taciz, tecavüz vakası işleniyor. Kimisi basına mal oluyor, kimisi mal olmuyor. Bunların tamamına sessiz kalmak, görmezden gelmek, o faillerle hala selamlaşmak bile ahlaksızlığın boyutunu gösteren bir şey. Şimdi bu Narin cinayetiyle ilgili de şunu net olarak söyleyebilirim. Narin'i bir kişi öldürmedi maalesef. Orada Narin'i öldüren bir anlayış. Nasıl bir anlayış? Rezil olmayalım, aman duyulmasın, aman kötü olmasın. İşte belki de, tırnak arası söyleyeyim, belki de dini bağlantılarım, belki de siyasi bağlantılarım riske girmesin diye bu bir tercih. Burada bir bilinçsizlik söz konusu değil, kesinlikle. Bir cehalet de söz konusu değil. Orada bu cinayete iştirak edenler, yardımcı olanlar, gizleyenler, manipüle edenler, delil karartanlar kimlerse ve susanlar, hiçbir şekilde içinde olmayıp susanlar da bu ahlaksızlığın resmen şekil bulmuş hali oluyor. Toplumsal olarak bakmamız lazım. Bizi buraya getiren şey ne? Bazı kesimler istemeyebilir, gücüne gidebilir ama bir gerçek var. Tarihsel bir gerçek var. Bizim dini motiflerimiz, geleneksel motiflerimiz bu ahlaksızlığı yaratan şeyler olmuş. Nasıl olmuş? Örnek vereyim. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Çok net bir örnek bu olayda. Aman bana dokunmuyor. Beni ilgilendirmez. Yani görmemenin bir sebebi. İkincisi dini boyutta herkes bilir. Her koyun kendi bağcığından asılır. Yani beni ne ilgilendirir? Üçüncüsü benim günahım bana, senin günahın sana gibi. Aslında insanları bireyselleşmeye iten, görmemeye iten, güç odaklarına karşı duyarsızlığa iten söylemler bizim bilinçaltımıza işlemiş. Toplumsal olarak maalesef bunlar bize işlenmiş. Kolaycı bir anlayış insanları bu ahlaksızlığın tarafı haline getiriyor. Peki bunun alternatifi ne? Birincisi, empatik bir yaklaşım geliştirmeli. İkincisi, toplumsal anlamda bir toptan bir eğitime ihtiyacımız var. Eğitimden kastımız, yalandan bize dayatılan eğitimi kastetmiyoruz. Eğer din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden dolayı insanlar ahlaka erişmiş olsaydı, bu ülkede bu kadar ahlaksızlık yaşanmazdı. Bu coğrafyada bu ahlaksızlıklar bu zirveyi yapmazdı. Bizim ahlak konusunu dinden, özellikle dinden diyorum, bazı çevreler yanlış anlayabilir ama bu bir sosyolojik tespit ve devletten ayrı ele almamız lazım. Toplumsal ahlakı biz işleyip içini doldurmamız lazım. Nedir bu toplumsal ahlak? Bana yapılmasını istemediğim bir şeyi ben de başkasına yapmamalıyım. Çok basit aslında. Bu bir. İkincisi, benim menfaatime olan bir şey toplumun menfaatiyle çelişiyorsa benim onu düşünmem gerekiyor. Ahlakı toplumsallaştırmamız lazım. Henüz kapitalist düzene entegre olamadık. Hem eskiden olduk hem yeniden olduk. İkisini de birleştiremedik. O yüzden bu arada kalmışlık ahlaki çürümüşlüğü beraberinde getiriyor. Biz öyle acımasız bir geçiş döneminde olduğumuz için kapitalizminde, yani zaten yeterince vahşi olan kapitalizminde en çarpık halini yaşıyoruz. Çıkarım için her şeyi yaparım. Çıkarım için susarım. Çıkarım için görmem. Çıkarım için duymam. İşte bu Narin örneğinde de maalesef biz bunu görüyoruz. Herkes mikro iktidarı için, küçük çıkarı için, gerçekten çok küçük çıkarı için sustuğu için bu cinayetler işleniyor. Bizim çıkarcı değil, toplumsal düşünmemiz lazım. Yani oportunist olmak yerine toplumcu olmayı biz hedefe koymalıyız. Ve bu da yine söylüyorum, kanaat önderi, siyasetçilerimiz, yazarlarımız, aydınlarımız sayesinde olacaktır. Bunları yapabildiğimiz zaman toplumsal çürümenin önüne geçebiliriz. Bunları yapamadığımızda maalesef Narin örneği son örneğimiz olmayacak. Üzülerek belirtiyorum.
Bu son örneğimiz olmayacak.